Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Şimdi bu ilk ziyaretin tarihiyle o dönemde günlüğüme yazdıklarımı eşleştirince küt diye farkına vardım ki o zaman bunu görememiş olsak da daireyi gezdiğimizde evlilik hayatımızın dibe vurduğu noktadaymışız. Ben yazdığım kitabı bitirmeye çalışıyordum. Kocam işi gereği sürekli seyahat ediyordu. Bu esnada birbirimizi gözden kaçırmaya başlamıştık. Aile hayatı bu muydu gerçekten? Aileyi hassas bir denklikler sistemi olarak hayal etmiştim. Bir tarafın suyun üzerinde durabilmesi için diğer tarafın ayağını yere basması gerekiyordu. Ve bu dönüşümlü olmalıydı. İki taraf da karşılıklılığı benimsemeliydi. Bunun yerine başlangıçta gayet doğal biçimde kendiliğinden gelişen bir sorumluluk paylaşımı artık katılaşmış birer fay hattına dönüşmüştü. Bir aşamada farkına varmaksızın yolumu kaybetmiştim. Bir zamanlar bir şiirde okuyup hiç unutmadığım ama bir daha da bulamadığım bir mısradaki okul kapısında bekleyen o kadınlar gibiydim. Kendi hayatlarının yedek kulübesinde bekletilen kadınlar. Birbirini izleyen hüsranlar, hayal kırıklıkları ve bahaneler, hayatı istila eden, giderek yoğunlaşıp aramızdaki boşluğu dolduran bir sessizliğe yol açmıştı. Sonra da o apartman dairesine bakmaya gitmiştik. Bir ay sonra işler dönüm noktasına geldi. Yeni ev hakkında alsak mı almasak mı diye konuşurken ben konuyu mutluluğumuza getirdim. Kocamın yanıtı mesafeli ve duygusuz, kelimeleri okyanusun dibinden çekip çıkarır gibiydi. Ich bin nicht unzufrieden. Ben memnuniyetsiz değilim. Söylenmemiş ne çok şey kalmıştı. Bu zamanda bunca aşama kaydetmiş bir toplumda bile Margaret Duras'ın evle yuva arasında yaptığı ayrım hala geçerliliğini koruyor. Kadın yuvadır diye yazıyor. Erkeklere gelince onlar ev yapabilirler ama yuva yapamazlar. Bütün alternatif senaryolar ortak bir çabayı, dikkati, müzakereyi, tekrarı gerektiriyor. Biz, ben bu gayreti göstermemeyi seçip işin kolayına kaçtık. Hazırcılığı tercih ettik. Ben yuvamıza ve çocuklara baktım. Ve de kendi mesleğimi kıyıya köşeye iterek aile hayatının yol açtığı yığınla yarım kalmış işle uğraştım. Kocam düzenli bir gelir sağladı. Seyahatlere çıkabildi, işini büyüttü. Tabiri caizse evi o yaptı. Ara sıra da alışverişi yaptı. O suyun yüzünde daha çok durmaya başladıkça ben de bastığım yere büsbütün çakıldım. Bu dengesiz durumda kısılıp kaldığımızdan karşılıklı bir bağımlılık içinde bulduk kendimizi. Mutsuzduk. Ama memnuniyetsiz değildik. Apartman dairesi bana saçma, fazla büyük, aşırı görünüyordu. Fakat buna rağmen, her şeye rağmen, adeta sadece istikbale, hem evin hem yuvanın istikbaline odaklı, paralel bir yoldan ilerlercesine bu işi yapmaya karar verdik. Daireyi satın aldık ve bizim projemiz haline geldi. Aramızdaki boşluğun üstünü örtmeye yarayan bir ikame. Odaları dolaşıp planlar çizerek, mimarlara danışarak, hesaplamalar yaparak saatler geçirdik. Sürece aylarımızı verdik. Perdah malzemelerini arayıp bulmakla, detaylarda anlaşmakla, karar üstüne karar almakla uğraştık. Oranlara, yüzeylere, görünüşe kusursuz bir özen gösterildi. İstediğimiz tam da buydu. Öyle değil mi? Bitmekte olan bir evliliğin hikayesini dinleyeceğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Evet, biraz öyle. Ama bundan ibaret değil. Kişisel hikayesini bambaşka, çok daha büyük bir kitaba dönüştürmeyi başarmış bir yazar var karşımızda. Yeni taşındığı apartman dairesindeki su sızıntısı sayesinde evliliğindeki çıkmazı fark edip sonlandıran, sonra da o su sızıntısından yola çıkarak yaşadığı dairenin, apartmanın hikayesine odaklanan ve sonunda tarihin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış, koca bir, hatta içinde iki kimliği birden barındırdığı için biz ona iki şehir bile diyebiliriz, iki şehrin geçmişine, yeraltı sularına doğru edebi bir yolculuğa çıkan bir yazar. Kirsti Bell'den söz ediyorum. Çoğu kişinin bugüne kadar pek de adını duymadığı biri o. Yani özellikle uluslararası çapta sanat eleştirisi ya da sanat kitaplarıyla ilgilenmiyorsanız. Doğruyu söylemek gerekirse ben duymamıştım adını. Yaz aylarında okuduğum kitaplar içinde beni en çok etkileyenlerinden biri olan Dip Akıntılarını elime alana kadar hiç haberim yoktu Bell'de. Kendisiyle tanıştığımıza çok memnun oldum valla. Dip Akıntılarına ise hayran kaldım.
Tarihin hikayeleştirilerek anlatılmasına, türlerin böyle birbirinin içine geçmesine bayılıyorum. Kurgu ile kurgu dışının arasındaki o keskin görünen sınırın aslında hiç de sert bir yapısı olmadığını, geçişken bir esneklik içerdiğini bize hatırlatan o özel kitaplardan biri dip akıntıları. Laf aramızda beni kıskandıran kitaplardan biri oldu. 100. bölüm özeli dinleyenler biliyorlar zaten. Neyse, benim kıskançlığım değil konu. Konu Berlin, efendim. Evet, Kirsty Bell'in yeraltı sularına inmek için itinayla kabuklarını soyduğu o çift kimlikli şehir Berlin. O zaman ne yapıyoruz? Berlin'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz hep birlikte. Konuğumuz da şehrin sakinlerinden biri oluyor. Bir süredir Berlin'de yaşayan, edebiyat dünyasının içinden biri var hattın diğer ucunda. Yıllardır edebiyat ajanlığı yapıyor Barbaros Altuğ. Kendisi de yazıyor. Korunması gereken bir ada olarak nitelendirdiği Berlin'e de dikkatli gözlerle bakıyor. Dip akıntılarını da en az benim kadar sevmiş. Hem Türkçesini hem İngilizcesini okumuş hatta. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Berlin'e bağlanıyoruz. Bu kez ne yazık ki Storytel stüdyolarında yüz yüze değilim konuğumla. Ama olsun, Berlin ilgimiz ve dip akıntıları sevgimiz aramızdaki uzaklıkları yakın edecektir diye umut ediyorum. Dip akıntılarına derinlemesine bakmaya başlamadan önce senin de dikkatini çekti mi diye bir soru sormak istiyorum. Kirsty Bell Berlin'e o zamanlar erkek arkadaşı olan, sonra evlendiği bir Alman yüzünden gelmiş temelde. Bu kitabı yazmadan 20 yıl önce falan. Şehri gerçek anlamda keşfe çıkması, şehre alıcı gözüyle bakmasıysa ayrılıktan sonra oluyor. Hatta evdeki su sızıntısı da ayrılıklarına etki ediyor. Çok ilginç bir başlangıç noktası değil mi bir yandan? Yani narrative non-fiction denilen şey için bu kadar kişisel bir mevzuyla bu kadar tarihe mal olmuş bir mevzuyu birleştirmesi açısından da ilginç. İnsan doğası açısından da bana çok ilginç geldi. Bence iki şey çok ilginç burada. Bir, dün Berghain'e gittik. Biliyorsun Berghain buradaki en ünlü gece kulübü ve pazar günleri Berlin'deki insanların hani 18-78 arası alanı aslında orası. Orada hiçbir yaş, cinsiyet ayrımı yok. Sonra bir arkadaşımla çıktık, yürüyoruz eve dönerken ve bunun üzerine konuşmaya başladık. Berlin merhaba dediğinde sana kendini açan ve birdenbire her yüzünü gösteren bir şehir değil. Biraz çalışman gerekiyor, bir ilişki kurman gerekiyor Berlin'e. Çünkü çok katmanları var şehrin, değil mi? Evet, biraz da dargın bir şehir bence geçmişinden dolayı. Çünkü Berlin defalarca sekteye uğramış, defalarca mutsuz olmuş. Doğru. İşte arasından duvar geçmeden önce de yani Nazilerin en büyük zulmüne de uğramış bu şehir aynı zamanda. Kendilerine yapmak için buradaki bütün kültürü yok etmişler geldiklerinde zamanında. Şimdi Berlin hep içine doğru çekilmiş ve kendini çok da fazla açmıyor eğer ki sen çabalamıyorsan. Ve hakikaten bir süre geçmesi gerekiyor. Bazen bu seneler demek. Berlin'i Berlin gözüyle görebilmen için diye düşünüyorum ben. Ve biraz keşfetmen gerekiyor. Şimdi Alman erkek arkadaşıyla buraya geldiği için onun bir şeyi var, başlama noktası var. Yani bir Almanla hayata başlamak. Evet. Bir bilgiyle başlamak. Onun için o tabii bir konfor alanı da yaratmış yazara bence. Ve ondan sonra kendi gerçek Berlin'ini bulmaya başlıyor. Berlin biraz da kendini bulma ve yalnızlaşma şehri aslında. Yani işte Christopher Isherwood'dan Virginia Woolf'a kadar herkes buraya geldiğinde kendini bulmak istiyor. Kendi ülkesinde olamadığını olmak istiyor. Özgürleşmek istiyor. Ve o nedenle Berlin elbette kendini bulma ama biraz da yalnızlaşmayla alakalı. Çünkü Almanya genel olarak zaten çok birbirleriyle iletişimde olan insanların ülkesi değil. Berlin hem çok kültürlü hem başkent hem de aynı zamanda bir sürü farklı noktadan dediğim gibi içine kapalı bir şehir olduğu için insanı yalnızlaştırmaya da itebilen bir şehir. Onun için bana çok iyi geldi. Yani Kirsty Bell'in de yalnızlaştığı anda aslında Berlin'in konfor alanından çıktığı anda aslında belki evet, de değil mi? Ve Berlin ona gel bakalım bir konuşalım demiş açıkça. Gerçekten öyle demiş. Bir de tabii aslında hem bir ayrılığın neticesi bu hem de aynı zamanda sanırım onun öncesinde de bir taşınmanın neticesi. Çünkü aslında doğu tarafında otururlarken batı tarafına ama öyle bir noktaya ki o şöyle tarif ediyor o noktayı. Batıda ama suyun karşı tarafına doğuya bakıyor. Hatta işte ayakları batıda ama doğuya bakan bir yer olarak. Evet.
tarif ediyor. Dolayısıyla bir de manzarasının değişmesi. Mutfak penceresinden baktığında gördüğü manzara bir başlangıç noktası aslında bu. Evet, çok önemli bir şey o. Yani şöyle bir şey, zaten o mutfak manzarasında işte bütün sevdiği kitaplardan örneklerle açıklıyor. Yani o mutfak manzarasıyla başlar her şey diye. Bir kadın pencereden bakar ve hikaye başlar orada. Berlin'de gördüğün yer hakikaten çok önemli çünkü şehir doğu ve batı olarak var hala. Bütün mimarisi, evet, bütün ağaçları, bütün kültür sanat yapıları doğu ve batı olarak ayrılabilir. Onun için gördüğün anda sen biliyorsun aslında, hele bir süre yaşadıktan sonra burada, tamamen hangi kültürde yaşadığını fark edebiliyorsun. Tabii onun şansı bir tarafta yaşayıp öbür tarafı da görebilmek olmuş, nehirden görebildiği için. Yani aslında o, evet, doğu ve batı meselesi, aslında biraz bunu da sormak istiyorum sana. Berlin'de o da diyor ki doğu ve batı kelimelerinin basit anlamından çıkıp haliyle ideolojik bir anlama büründüğünü söylüyor. Ki tabii ki yani bunu uzaktan bile görmek mümkün. Bütün bir şehir tarihi, hatta Almanya tarihi ve bizim sohbetimiz özelinde bütün bir kitapta aslında biraz bu iki kelime üzerinden dönüyor. Kitaptaki ve yaşadığın şehirdeki yerlerini bu iki kelimenin sen nasıl görüyorsun? Berlin doğu ve batı olarak çok uzun süre yaşıyor. Ama Berlin bir de ondan öncesi var. Birleşik Berlin. Yani Nazilerden de önce var olmuş ve dünyanın belki de en açık başkenti olmuş Berlin. Nazilerden önce zaten Nazilerin geldiğinde yok etmek istediği bir kültür bu. Dejenere buluyorlar bu kültürü. Bütün dünyadan sanatçılar geliyor, kabareler var, her cinsten, cinsiyetten insan burada var oluyor ve bu Nazilerin Aryan ideolojisine çok karşı bir şey. Onun için her yere baskın yapmaya başlıyorlar zaten ilk seçimle geldikten sonra ve yok etmek istiyorlar bu kültürü. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldıktan sonra da Batı biraz kaderine terk ediliyor aslında. Çünkü birincisi şu, Berlin cezalandırılıyor. Çünkü Nazilerin başkenti ve sen artık başkent olamazsın diyorlar Berlin'e. Halbuki başkent olmak için inşa edilmiş bir yer burası. Ve ikiye bölüyorlar, aslında dörde bölüyorlar da, yani Rus bölümü daha sonra duvarla ikiye bölüyor onu. Ve Batı Berlin biraz kaderine terk ediliyor. Doğu Berlin'in içerisinde bir minicik adanın yarısı gibi haritada. Ve etrafı tamamen Doğu Almanya ile çevrili. Ve o zamanlar bile ama işte burada mesela askerlik mecburi değil. Çünkü ordusu yok. Havaalanına zaten uçak indirebilen firmaların sayısı bile belli. Herkese izin verilmiyor. Onun için biraz ulaşılmaz, biraz kendi halinde özürlü bir şehir gibi Berlin var olmaya başlıyor. Batı Berlin var olmaya başlıyor. Ve bu tabii ki gene müthiş bir özgürleşmeyi getiriyor aslında. Yani 70'lerde tekrar o eski haline, zaten bir şehrin nüvesinde, arkeolojik ruhunda böyle bir şey varsa bunu yok edemez. Evet, yok yani, ediyor sanıyorsun ama öyle olmuyor değil mi? Tekrar diriliyor. Her zaman bir yerden gelir. Çünkü şehirler, insanlar, hatıralar, sesler bize aktarılanlarla devam eder zaten. İstanbul gibi mesela ya da İstiklal Paris gibi. İstiklal Caddesi hep küllerinden yeniden doğmuştur hep yani olur. Bütün tarih boyunca. Aynen. Hatırlıyorsan yani Nişantaşı ve Teşvik'e ne kadar gözden düşmüştü bir dönem. Ve daha sonra nasıl tekrar eski haline döndü. Buralar böyledir. Yani büyük kültürlere sahip olan ve insanlık tarihini etkilemiş şehirlerin aslında yok edemezsin karakterini. Ve Berlin 70'lerde tekrar bu karakterine dönüyor. Bütün o underground hayatıyla ve insanların aslında buna kabul göstermesiyle beraber, işte aynı zamanda Berlin'i tekrar inşa edebilmek için bir sürü ulustan insan geliyor. Yani Yugoslavlar o zamanlar var, İtalyanlar var, Türkler var ve bunların hepsi bu şehirde kendi kültürlerini de yaratıyorlar ve Berlin buna da izin veriyor. Doğu ise daha steril bir kültürde kalıyor Doğu Berlin aslında. Çünkü Doğu Berlin normal Doğu Almanya'nın içerisinde ve Berlin'in kültür sanat hayatını da devam ettiren devlet yapısıyla beraber bir bölüm oluyor. Ama tabii yani Doğu Berlin olarak başka bir şehir olarak oluyor. İki şehir tabii uzun duvar süresince birbirinden çok ayrı kalıyorlar. Her şey ayrı kalıyor. Duvar yıkılıp iki şehir birleşince, bu bize çok anlatılan bir hikaye değil ama artık çok tartışılıyor. Mesela Jenny Erpenbeck, bir Alman yazar, benim çok sevdiğim. Benim evet, yani bütün kitaplarında vardır. İşte Christa Wolf da mesela bu kitapta da var, Christa Wolf. Benim çok sevdiğim bir yazardır Christa Wolf. Ve onun kitaplarında da vardır. Bir günde bunlar, yani Doğu
bütün kültürünü, kentlerini ve aslında değerli bulduğu her şeyini kaybediyor. Ve Batı Berlin ve Batı Almanya bunları aslında ilhak ediyor. Evet. Bütün Kairos Doğu kültürünü. Özellikle üstünde duruyor Kairos'ta gerçekten. Yani şehrim tamamen bitti diyor mesela. Tamamen orada. Yok ediyorlar. Tamamen, yani evet. Mesela burada Humboldt Forum diye bir yer var. Bilmiyorum Berlin'e geldim ya da ne zaman geldim. Humboldt Forum'a gittin mi mesela? Bir Humboldt Forum diye bir yer yok, yapıldı gitmedim, burada. Yok gitmedim, hayır. Bir kere geldim ve 3 günlüğüne geldim. Dolayısıyla gitmedim, hayır. Burada nefis, yani bir fotoğraflarına bakarsan anlayacaksın. Böyle çok görkemli ve bizim eski AKM gibi bir yapı düşün. O Doğu Berlin'de, Doğu Almanya'da. Hmm. Ve iki Almanya birleşince bunu öyle ya da böyle yenileyebilecekken, yapabilecekken tamamen yıkıyorlar. Onların kültürüne ait her gün önünden geçtikleri ve önemli bir yapı aslında ve hakikaten de güzel bir yapı içi dışı. Tamamen yok ediyorlar ve yerine Batı Berlin'in istediği, onayladığı ve aslında sağcıların ve aşırı sağcıların fon aktardığı Humboldt Forum diye eski bir imparatorluk sarayına tekrar yapma. Aynen bizim Taksim'e kışla evet. yapmak gibi evet. gezi. Ve bunu yapıyorlar ve hiç sormuyorlar Doğu Almanyalılara. Yani bu yapı sizin için önemli midir? Bu yapıyı korumalı mıyız? Kendileri karar veriyorlar. İşte bütün eğitilmiş insanları açıkta kalıyor. İşsiz kalıyor, değil mi? İşsiz kalıyor ve her şey Batı kültürü ve daha sonra zaten Berlin başkent olurken de hep Batı Berlin'in yeniden başkent olabilmesi üzerine kurguluyorlar her şeyi. Burada etkin bir şekilde Doğu ve Batı okudukça anlaşılabilen bir şey. Çünkü mesela seçimler yapıldığında bütün Almanya'da görüyoruz. Doğu ve Batı tamamen ayrı. Evet. İki ayrı, ortadan tam çizgiyle bölünmüş gibi ve seçimleri ayrı, kızgınlıkları ayrı. Çünkü işsizlik oranı çok yüksek, bütün fabrikaları kapatılmış zamanında. Gençler umutsuz çünkü çok düşük ücretler oralarda yatırım olmadığı için. Çok eski moda, köhnemiş bir sistem içerisinde var olmaya çalışıyorlar. Ama Almanya adı toplam olarak. Berlin de öyle, yani Berlin'in adı Berlin ama Doğu ve Batı var. Tabii Berlin bir eyalet olabildiği için bunları kendi başına bir eyalet çünkü Berlin. Kendi parlamentosu var, senatosu var, kendi başbakanı var. Yani buranın belediye başkanı aynı zamanda başbakan. Onun için bir sürü alanda dışarıya, yani işte Dışişleri Bakanlığı falan gibi bakanlıklar yok ama yani dışarıya bağlı olmayan alanlarda kendisi nasıl harcamalar yapacağını, şehri nasıl döndüreceğini kendi karar verebiliyor Berlin. Onun için Berlin'i dönüştürmek tek bir şehir olduğu için Hamburg gibi, Hamburg'da şehir parlamentosu. Bunları dönüştürebilmek daha kolay tahmin edersin. Bir şehri evet, dönüştürmek, tabii. ülkeyi tabii. dönüştürmekten. Ülkeyi dönüştüremiyorlar kolaylıkla ama tabii. Berlin'i bence keskin bir virajdan geri döndürmeyi başardılar. Çünkü yoksa Berlin'de aşırı sağa teslim olabilirdi ama olmadılar. Yani çünkü bence Berlin'de bütün birleşmeden sonra gelen hükümetlerin, onların buradaki kültürü korumak üzerine yaptığı büyük çabanın, yani mesela korona zamanında Kültür Bakanı, Berlin'in Kültür Bakanı bütün gece kulüplerini koruma altına aldırdı. Kültür sanat kurumu olarak, opera, yani opera gibi eski tarihi yapılar gibi gece kulüpleri koruma altına aldırdı. Ve şöyle açıkladı parlamentoda da, ben de buralarda yetiştim ve Berlin'in kültürünün altyapısının çok önemli bir direğidir gece kulüpleri dedi. Ve bu konuşmadan sonra kabul ettiler bunu. Berlin bunları yapabilen bir şehir aslında, koruyabilen ve dönüştürebilen bir şehir kendisine. E tabii ama ne olursa olsun başkent olduktan sonra, çünkü başkent olamıyordu ama Merkel başardı ve başkent yaptı, herkesten izin aldı. Ve tekrar Berlin başkenti oldu. Başkent olunca ama bir de artık eskiden sadece eyalet olarak var olurken başkent olmasının getirdiği şeyler var. Yükse şimdi oluyor tabii bir anlamda, büyük sorumluluk o kadar, aynen artık o kolaylıklar olamıyor başkent olunca. Çünkü bir kere artık idare burada. İdare burada ne demek? Parlamento burada, işte Cumhurbaşkanı burada, bütün bakanlıklar burada, bütün siyasi partiler burada. Ve onların görünürlüğü artıyor. Yani AfD'nin de doğal olarak başkent olduğu için burada bir parlamentoda grubu var. Yani Berlin değil ama şey parlamentosuna bahsediyorum, ülke parlamentosuna. Evet, evet. Doğal olarak onlar da buradalar. Yani başkent olmasaydı
Bence Berlin'i eski haline döndürmek ve daha Doğu Batı'yı iyice azaltmak çok daha kolay olacaktı. Başkent olmasının getirdiği dezavantajlar var. Bu aslında biraz Berlin'lilerin de bence sonradan düşünüp biraz pişman oldukları bir şey. Çünkü başkent olunca ne oluyor? Bir sürü insan gelmeye başlıyor. Bir sürü insan gelmeye başlayınca kiralar artıyor. Tabii. Kiralar, şehrin ruhu da değişiyor tabii, değil mi? Çok değişiyor, çok tabii. değişiyor. Yani 10 sene önce Berlin'in bir eşcinsel belediye başkanı, yani aslında şeyi vardı, başbakanı geçti. Ve o bir konuşmasında söylemiş. Sonra şehrin de o simgesi oldu. Zaten sloganı oldu. Cool but sexy Berlin. Ve duvarlara falan yazıldı, grafitiler yapıldı falan. Şu anda geldiğimiz yerde Berlin artık cool değil. Bunun başkenti olmakla çok alakası var. Çünkü uluslararası yatırımlar da başkente akar ya. Doğru. Buraya aktı. Yani işte Tesla burada açıldı, Amazon burada açıldı, şu oldu, bu oldu ve başka bir kimliğe bürünme yoluna girdi Berlin. Bu beni üzüyor. Ben kendimi Berlinli olarak addediyorum çünkü ve bu değişim geri döndürülebilir bir şey değildir. Ben bunu New York'ta da görmüştüm. Yani 20 sene önceki New York'la şimdiki New York aynı değil. Bir sürü değişen, dönüşen şehir. Şehri temizlemeye ve zenginleştirmeye başladığında aslında birazcık o kültürel kılcal damarlarını birazcık köreltmiş oluyorsun. Evet, beslendiği damarları tıkamış oluyorsun aslında bir yandan da. Doğru. Aynen yani. Çünkü mesela işte şimdi önemli bir şey, bir otoyol uzatma kararı alındı ve o otoyol uzarsa bir sürü bar ya da kulüp yer değiştirmek zorunda kalacak. İşte. Burada bilinen rota değişecek ve bu rotanın değişmesi aslında o kültürü artık besleyemez hale gelecek. Suyun yolunu değiştirmek gibi. Kitaba dönersek, evet, tam Lambert kanaldaki gibi. Evet. Evet. Yani elbette Berlin yine yolunu bulacak bence ama tabii. uzayacak bu yol. Kirsti Bell, başta da söylediğim gibi bir sanat yazarı ve eleştirmeni. Alanında başarılı biri. Tate Etc. ve Art in America gibi mecralarda yazıları yayımlanmış. Birçok önemli müzenin kataloglarına katkıda bulunmuş. Çeşitli çağdaş sanatçılarla yaşadıkları mekana dair söyleşilerden oluşan The Artist's House adlı kitabıyla Andy Warhol Vakfı tarafından teşvikle ödüllendirilmiş biri. Dip Akıntıları, onun genel okura hitap eden ilk kitabı. Kendi hayatıyla Berlin'in geçmişini ve hikayesini birleştirdiği kitabını bir söyleşisinde anlatırken, yaşadığı evi merkeze aldığını söylüyor Bell. Bir tanık olarak anlatısının tam ortasında bir apartman dairesi duruyor. Hakkında çok yazılıp çizilmiş o kente, başka bir gözle bakmak için o dairenin gözlerini kullanmış diyebiliriz belki de. Kendine mesken olarak seçtiği evi almış karşısına, sormuş nelere tanık oldun diye. Araştırmalarının menzilini yavaş yavaş genişletmiş. Sonra da parçalar birleşmeye başlamış. Yani önce ayrıntılara dikkat kesilmiş Bell. Tabii arşivlere dalmış, uzun süre karşılıksız kalan e-postalar göndermiş, tarihin sırlarına ermek için şehrin ona sunduğu bütün küçük ayrıntılara bakmış. Edebiyat da büyük bir yol gösterici olmuş ona. İçinde yaşayan insanların kuşaklar boyu yaşadığı travmaları anlamak için şehre kulak vermiş. Şehir, kanalı, nehri, garları, levhaları, hayvanat bahçesi, sokakları ve haritasıyla orada dururken, yeraltı sularına karışan zehir de, sır da, cazibe de çıkmış yavaş yavaş ortaya. Bir şehir, ete kemiğe bürünmüş, dili çözülmüş, anlatmış kendini böyle. Ama o hep farkındaymış. Ne kadar birleştirse de küçük parçaları, bu resim hiçbir zaman tamamlanmayacak aslında. Su falcıları dünyanın derdini araştırırken bize zihnimizi boşaltmamızı ve gözlerimizi suya diktiğimizde her neyi bilmek istiyorsak ona odaklanmamızı söylerler. Meseleyi tek cümleye ya da soruya indirgememizi. Benim sorumda dip akıntılarına ve Berlin'in kimliğinin ayrılmaz parçası gibi görünen o aşağı yönlü çekime dairdi. Zorluktan kaçınmak, başımı başka yöne çevirmek yerine yüzeyleri, topografyaları, ayırt edici özellikleri, binaları, fotoğrafları, belgeleri, edebiyatı inceledim. Boş satıhlara verdim dikkatimi, yalıtılmışlık halini sorguladım. Sadece etrafımdaki şeylere bakarak değil, onların altında yatanı da bulmaya çalışarak ve bu arayışı gerçek zamanlı olarak kayda geçirmek suretiyle. İnsan bu haleti ruhiye içindeyken her bir küçük ayrıntı daha büyük bir şeyi anlatıyor. Oğlumun dersi için okuduğu tarih kitaplarındakine benzer standartlar, kurallar ve genellemeler küçük bir parçanın, tekil bir olayın,
ufacık bir gözlem alanının uğruna kenara itiliyor. Elle tutulması daha zor olan koşulların farkına varılıyor. Akıntının, sürüklenmenin, görünmez izlerin, geçmişten gelen seslerin ve görünür kılınan kayıpların. Akıl sezgiyle işbirliği yapıyor. Algı hafızanın önüne geçiyor. İnsanın içinde özgürce gezinebildiği varsayıma dayalı bir mekan kuruluyor. Bu araçlar sayesinde geçmişin bölük pörçük görüntülerini bir araya getirmek mümkün. Geçmişteki hayatları yeniden kurmak ya da kırık parçaları onarmak amacıyla değil. Yeniden inşa edilecek bir bütün yok. Hakim olunabilecek eksiksiz bir manzara yok. Hayatlar yarım yamalak göz atılmış halde kalıyor. Her türlü bilgi ve kavrayış, enformasyon artı sezgiden oluşan yamalı bir doku. Berlin'e ilişkin monolitik nosyonlar, sanayinin huzurlu kıyılarından hızlandırılmış makineleşmeye, kısa ömürlü Weimar'ın altın yıllarına ya da savaşın totaliter şehrine, bölünmeden birleşmeye kadar parçalı ve prizmatik bir bakışa yol açmış. Yaşama tecrübesinin parçası olan küçük çatışmalara kadar, görgü tanıklarının birinci elden anlatılarına kadar. Düzgünce çıkarılmış sonuçlar ve derli toplu özetler yok burada. Şehrin kendisi gibi yayılarak ilerleyen, ele avuca sığmaz bir metin bu. Mekan aynı kalabilir. Fakat perspektifteki ve verilerdeki küçük bir değişim, bildiğinizi sandığınız şeylere ilişkin anlayışınızı dönüştürebilir. Saklanmış şeyleri görünür kılmak, hakkında konuşmaktan utandığımız o şeyleri. Berlin'in kimliğini bir demir gibi döven ve şehrin yeraltı sularına sızan şiddetin, travmanın, siyasi entrikaların farkına varmak. Yani zaten kitaba dönersek dediğin gibi biraz şehir planlaması tarihi olarak da okumak mümkün kitabı. Çünkü Hirschfeld'in oturduğu apartman 1800'lerin başında inşa edilmiş. İşte o Almanların Gründerzeit dedikleri, yani imparatorluğun yükselişe geçtiği dönemde inşa edilmiş bir bina. Tam Landwehr kanalının kıyısında, işte Tiergarten'a yakın, Anhalter Bahnhof'u görüyor falan. Yani böyle sanayileşme atağı ile birlikte ön saflara kurulmuş ve aslında şehrin belli anlamda simgesi olan yerlere çok yakın, tam merkezinde kalan bir yer. Dolayısıyla ben kitabı biraz da bir şehir planlaması tarihi olarak da okudum. Yani çünkü bundan Berlinli olarak, Berlin'de yaşayan biri olarak bazı yapılan şeylerden yakınması, biraz önce senin söylediğin gibi eğer işte bir otoyol yapılırsa bazı gece kulüplerinin yeri değişecek dediğin gibi. Aslında zamanında da bir sürü değişiklik yapılmış ve bir yandan da Berlin'e baktığında biz çok güzel bir şehir planlamasıymış gibi görmemize rağmen turist olarak gittiğimizde aslında içte böyle küçük bir sancılar da var, değil mi? Küçük değil aslında, büyük sancılar. Çünkü Berlin'i Berlin yapan değerleri buradaki herkes çok iyi biliyor. Buraya sonradan yerleşip öğrenenler de öğreniyor bu değerleri. Onun için onlarla oynanması, o ayarlarla oynanması çok şey değiştirebilir diye düşünüyorlar. Haklılar, değiştirir. Çünkü burayı besleyen, senin de dediğin gibi, o çok kültürlülük gidebilir bir süre sonra. Çünkü Berlin'in de çekici olmasının bir sürü nedeni var ama en önemlisi kültür, sanat ve yaratıcılık alanına verdiği destekler. Ama bu destekleri nasıl burada tutuyordu? Şehir hep ucuz bir şehirdi. Onların yaşayabileceği, çünkü bu önemli bir şeydir. Çok pahalı bir şehirde var olamaz. Sanatçı gelmiş için bir sanatçı. Tabii yani bunları fonlarla destekliyor. Ucuz bir şehirde siz istediğiniz üretimi yapın, biz size destek vereceğiz diyordu. Artık o giderek zorlaşıyor. Mesela önümüzdeki sene de Berlin'de kültür sanat alanında bütün fonlar %10 düşürülüyor. Ve buna karşı büyük bir kampanya var. %10 şöyle önemli. Mesela biraz önce dedim ya, Berlin Senatosu 12 tane kendi bir Almanca olmayan yazara destek veriyor. Şimdi bunun %10'u gittiğinde en az bir yazara artık destek veremez hale gelecek. Halbuki senelerdir veriliyordu bu. Giderek azalması demek. Bir de buna evet demenin aslında Alman devletinde pek çok kapıyı açacağını biliyorlar. Çünkü Almanya acılı bir tarihi olan bir ülke ve Berlin en çok bu tarihten çekmiş şehir Almanya'da. Evet. Onun için biliyorlar ki eğer ufak bir yerden buna evet verirlerse kitaptaki gibi küflenme başlar. O su oraya geldikten sonra artık geri atması zor ve bütün binayı kaplar, Berlin'i yok edebilir diye düşünüyorlar.
bir şey gibi yani. Berlin aslında hep Kirsibel kitabında da diyor ya, ben 2001'de geldiğimde geç kalmış hissiyle geliyor buraya. Çünkü herkes duvar yıkıldıktan sonra gelmiş. Hep Berlin'de bir geç kalmışlık hissi vardır. Herkes kendinden önce bir şey olmuş ve o dönem kaçmış gibi. Gerçekten öyle. Yani şu anda gelenler de 10 sene önce için aynı şeyi düşünüyor. Büyük olasılıkla 10 sene sonra da aynı şeyi düşünecek. Onun için Berlin hep böyle kaçırılmış fırsatların şehri. Buraya geldiğinde insanlar bu duyguyla geliyorlar. Şehir de bence o duyguyla yaşıyor olabilir. Yani şimdi sen söyleyince düşündüm. Her zaman bir önce yaşadığı devri daha güzel anarak kaçırılmış bir fırsatlar şehri aslında. Yani o duvarın olduğu dönem düşünürsen bir yandan müthiş, korkunç bir şey. Müthiş bir şey. Tabii müthiş bir şey ama bir taraftan da yani düşünsene Batı Berlin'de. Yani hiç kimsenin herhangi bir şeyine karışmadığı çocuklar gibiler aslında bir nevi. Yani bütün dünyadan işte insanlar geliyorlar buraya ve sonsuz bir özgürlükle istediklerini yapıyorlar. Ve gerçekten neredeyse kural yok gibi bir şey Batı Berlin'de. Burada yetişen insanlar da daha sonra şu anda, çünkü 70'lerde yetişenler de şu anda kültür sanat kurumlarında. Dediğim gibi işte bir tanesi kültür bakanı oldu. O oluyor, bu oluyor. Söz sahibi olan insanlar, o nedenle biliyorlar o özgürlüğü ve tabii ki geçmişi değerli buluyorlar o yüzden. Bir de Berlin hep bütün geçmişini sana hatırlatan, biraz yüzüne de vuran bir şehir. Yani bak burada bir duvar vardı. Biz evet, bu duvarın bir kısmını koruyoruz ve sen bunu hatırla. Bak yerdeki plaketler, bizim buradan alıp öldürdüğümüz Yahudiler. Bak burada işte Anhalter Bahnhof'un kalıntıları var. Bu bombayla yıkıldı. Yani her yeri işte Kaiser Wilhelm Kilisesi Kudam'da. Bak bunun kubbesini yapmıyoruz. Çünkü bunu biz hak etmiştik, bu bombalamayı. Yani her zaman bütün geçmişini her köşede sana birazcık hissettiren ve bence o yüzden de diyorum ama biraz kırgın, içine dönük ve küskün bir hali var Berlin'in. Yani sessiz bir şehirdir mesela Berlin. İşte arkadaşımla dün onu konuşuyorduk. Ne kadar o Hollandalı ve inanılmaz bir sessizlik var sokaklarda. Yani gece kulübünden çıktığın anda bir anda böyle bir sessizlik dehlizine düşüyorsun. Köpekler bile havlamıyor, çocuklar bağırmıyor falan gibi bir şey var ve bence bu sessizliğin bu geçmişiyle çok alakası var. Biraz susuyor şehir, susmayı öğrenmiş. Evet, zaten o yüzden de senin konuşturman lazım. Çok üstüne gidiyor. Huzursuz edici bir geçmiş duygusu hissettiğini söylüyor, değil mi? Ve sen evet, de hissediyorsun evet, yani bunu, değil mi? Berlin'de yaşarken böyle hep bir geçmiş hissiyatıyla yaşanıyor ister istemez. Hep geçmiş hissiyatıyla yaşanıyor. Aynı zamanda o Berlin'de özellikle... Tabii Münih'te olduğunu düşünmüyorum ben bunun açıkçası. Özellikle evet, Berlin'de biz çok hatalar yaptık hissi çok yoğun bir şekilde. Yani ben yayıncımla konuşurken mesela, o Batı Berlin'den yani ve hani bütün her şeyi biliyor. Tarih öğretmeni de bir Nazi aynı zamanda falan, lisede okurken. Yani onun için bütün süreçlerinden geçmiş Berlin'den. Ama hep konu Berlin geçmiş hatalara geldiğinde gerçekten çok samimi bir pişmanlık ve üzgünlük var. Sanki bütün hataları kendisi yapmış gibi. Ve buradaki insanlarda bu var aslında içten içe. Yani evet, biz yaptık hissi var ve bunu kuşaktan kuşağa geçiriyorlar. Evet, ve bir daha bunu yapmamalıyız diye. Evet, bu travmanın nesilden nesile geçme mevzu da aslında kitabın odak noktalarından biri diyebiliriz. Yani nerede evet, olursan ol. Yani İkinci Dünya Savaşı dönemi ise Nazisin ya da değilsin ama fark etmez. Sonuç olarak bir şekilde bunu yaşıyorsun. O travmayı sen yaşıyorsun. Kimin torunu olduğun çok da önemli değil. Yani travma bir şekilde orada bir sır olarak da olsa duruyor. Tabii o dönemdesin. Yani o dönemi yaşamış olmak bir travma zaten. Çünkü evet, senin dediğin gibi sen Nazi değilsin belki. Ama senin komşunu götürdüler ve senin komşunu götürdüklerinde anneannen oradaydı. Evet. Ve anneannenin o pişmanlığı ya da pişman olmaması, bütün onlar aktarılan bilgiler ve travmalar gelecek kuşaklara. Çünkü biliyorsun aileler her şey, Türkiye'de de bütün dünyada aile kurumu öyledir. Her şey açıkça konuşulmaz. Evet, sır. Ama bir sır olarak sözden, kalıyor. Bir bakıştan anlarsın sen bunu. Yani ailende bir şey olduğunu ve muhakkak o bir kırgınlık, pişmanlık ya da ezilmişlik olarak geçer kuşaktan kuşağa. Bunu birazcık yüzleşerek halletmeye çalışıyor diyelim aslında Berlin. Ben o yüzden o kısmını çok seviyorum. Yani dediğim gibi işte hani
Bu sokaklarda gördün buraya geldiğinde büyük olasılıkla sokaklardaki her evin önünde olan... Stolpersteine diyorlar değil mi? Aynen. Ondan, evet. Tökezleme yani evet, tökezle evet. Dur orada çünkü azıcık yüksek yoldan ve bak burada biz bunu öldürdük ve bu Berlin'de bu evde yaşıyordu. Nasıl öldürüldüğünde yazıyor ve onun için bununla yüzleşmek bence çok önemli. Şehrin ortasında en değerli yerlerinden bir tanesinde dev bir soykırım anıtı var. Hı hı. Başka bir yerde işte Roman soykırım anıtı var. Bir yerde LGBT bireylere yapılanlar için bir anıt var ve bütün bunlar hep geçtiğimiz gördüğümüz yerlerde ve unutturmuyor. Yani yaptığı şeyleri şehir aslında yeni gelene de unutturmuyor. Sen de bunları hatırla diyor. Barbaros bir de sanki bütün bu kararlar biraz da tabandan doğru hareket eden yani bu da Berlin'in ruhunu bize anlatan bir şey sanki. Yani devlet buna karar verdi de oraya o Stolpersteine'i koydu değil yani o plaketleri oraya devlet. Hayır tabii. Hep tabandan geliyor bu hareket. Bu da aslında hala ne kadar kendi ruhu olduğunu şehrin o hani özgür dedik ya o özgürlük özgürce bakış açısını koruduğunu da gösteriyor bize sanki bir yandan. Yani mesela bazı eyaletlerde bunu yapmadılar. Hmm. O plaketleri koymadılar. Yanlış hatırlamıyorsam Bavyera mesela reddetti. Ama Bavyera'da kimse de sokaklara dökülüp hayır biz bunu yapmak zorundayız. Bu bizim geçmişimiz hatalarımızla yüzleşelim demedi. Dediğin gibi şehrin o geçmişle hesaplaşması ve biz bunu yaparsak ancak kendi özümüze iyi bir şekilde dönebiliriz demesi var. Bu ben hep önemli buluyorum. Evet, Türkiye'de çok önemli. Yapılmayan bir şey işte bu. En büyük eksikliğini ben Türkiye'nin yani geçmişle hesaplaşmamak, geçmiş suçları yok saymak ya da üstünü bahane kapatmak. Uydurmak. Evet, evet. Bahane uydurmak. Yani onlar böyle yaptı, biz de böyle yaptık. O değildir. Yani devlet bir güçtür ve devlet birisine eziyet ettiğinde bu devletin yargılanmasını gerektirir. Çok basit bir şey bu. Yani devlet bir bölümünü yok edemez kendi nüfusunun mesela. Bütün dünyada bunların adları var. Onun için yani bizim onunla yüzleşmemiz lazım. Ve maalesef belki de aslında biraz önce konuştuğumuz gibi eyalet sistemi olmadığı için Türkiye'de, Fransa gibi üniter bir devlet olduğu için belki İstanbul bunu isteyecekti ya da İzmir bunu isteyecekti. Evet, doğru. Bu tür bir şey. Doğru. Ama yapamıyor. Çünkü o sadece bir il. Yani şimdi oralara zaten hep muhalifler seçiliyor. İzmir ezelebet yani. Yavur muhaliflerin İzmir. Muhaliflerin elindedir. Evet. Şimdi onu bir eyalet olsaydı Berlin gibi İzmir belki de çok farklı kararlar doğru. alabilecek, uygulayabilecek ve başka türlü parlayabilecek bir şehirdi. Çünkü İzmir'de bütün azınlık kültürüyle var olmuş. Onların tabii. renginleştirdiği bir şehirdi zamanında. Bütün bunlarla yüzleşecekti belki anlatabiliyor muyum? Ama doğru. olmadığı için yani üniter devletlerin tabii böyle sorunları var. Savaş sonrası bence buradaki en iyi sistemlerden biri, sürdürülen sistemlerden biri bu eyaletler sistemi. Yani o eyaletler sistemi bozmamak ve herkes kendinden sorumludur demek ve karışmamak. İşte Bavyera'da ben bunu yapmıyorum diyorsa peki tamam yapma o zaman. Bavyera'da böyle kalsın diyorlar. O zaman Bavyera'yı da Berlinliler kendi vicdanında yargılıyor. Hani o mümkün. Bizde de olabilecek bir şeydi bu. Belki oraya doğru geçmek. Yani bir de biraz önce mesela şeyden bahsettik ya hani Berlin ulaşımı müthiştir. Yani her yere her sene zaten dünyanın en iyi ulaşılan şehir seçiliyor. Şehir içinde dolaşmak falan çok iyidir. Yani hı hı. trenler, şunlar bunlar. Ama tabii bütün bunlar biliyorsun tren dediğimiz anda tabii soykırım giriyor. Yani çünkü o trenlerle zamanında insanları taşıyıp öldürüyorlar, yok evet, ediyorlar. Yani evet. O yüzden kuruyorlar aslında tren sistemlerini bu kadar iyi, bu kadar şahane. Doğru, yoksa halka hizmet edelim diye değil yani. Doğru. Bunları araştırırsan işte Berlin'in geçmişiyle yüzleştiğinde başka türlü sevme imkanın var Berlin'i. Ve o üzgün halinin nedenlerini anlarsan ve burada sana ilk anda vermediği, ben biraz şey gibi diyorum yani Berlin huysuz bir kedi gibi. Yani kendini o kadar da kolay sevdirmiyor. Şöyle bir şey yani bakıyorsun Paris'e gittiğinde binalar şahanedir, etkilenirsin. Yani sokaklar, şeyler, bir görkem var. Şimdi Berlin'e indiğinde Virginia Woolf Berlin için şey diyor anılarında, güncelerinde. Dünyada bu kadar çirkin bir şehir görmedim diyor. Ama bu kadar özgü bir şehir de görmemiş. Bu evet. da çok önemli. Çünkü buraya kadın sevgilisiyle buluşmak için geliyor. Halbuki Londra'da olsa zindana atılacak. Tabii. Bunu biliyor. Onun için yani Londra'dan kalkıp buraya kadar bunun için gelebiliyor.
Berlin ilk gördüğünde işte huysuz, şaşı, tüyleri dökülmüş bir kedi mesela. Ama bir süre sonra karşılıklı olarak anlaşmaya başladığında onun sana vereceği ve senin ona vereceğin çok iyi bir sevgi var bence. Hikayesini dinlemeye başladığında aslında, değil mi? Evet. Yani ilgilenmeye başladığında. İlgilenmen gerekiyor şehirle bence. Evet. Yani işte Undercurrents'ın en iyi, bana en iyi gelen şeyi o. Şehirle çok ilgilendi. Yani kitap şehre ihtimamla yaklaştı. Çok. Kim yaşadı buralarda? Kimler üretti? Niye gittiler? Kalanlar niye kaldı? Ben niye buradayım? Bütün bunları şehirle anlatıyor. Kendisinden, bu çok otobiyografik bir şey olmasına rağmen bir şehir biyografisi aynı zamanda. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve aslında evet, kitapla ilgili o dengeyi nasıl bulduğunu da soracaktım. Yani müthiş bilgi veriyor. Yazarlara çok yaslıyor sırtını. Çok insandan söz ediyor. Çok entelektüelden söz ediyor. Tarihi bilgi de var. Ama aynı zamanda kendi hikayesiyle birleştirdiği için de ben çok dengeli buldum ve o narratif dediğimiz şey, yani müthiş bir anlatının içinde yedirdiği için bu bilgileri de, bana çok sağlam bir kitap gibi geldi ve beni çok içine aldı. Sen ne düşünüyorsun bu denge konusunda? Çok ilham verici bir kitap birincisi. Kesinlikle. Çünkü Berlin hakkında bugüne kadar binlerce kitap yazıldı. Tabii. Eskisi, yenisi, tabii, doğusu, batısı, duvarı, bilmem nesi. Ve ben işte, benim burada bir Berlin kitaplığım var. Seninle konuşurken ona bakıyorum. Mesela yüzlerce kitap var burada. Hı-hı. Çeşitli dillerde yayınlanmış olan çok da ilginç kitaplar var. Fakat hiçbiri şahsi tarihiyle Berlin'i beraber örerek aynı nehirin kolları gibi anlatmıyor. Beni de yakınlaştıran şey kitaba bu oldu. Çünkü hepimizin bir şehirle aslında kitaplarda anlatılan bilgilerin haricinde şahsi bir ilişkisi var. Beraberliği var. Evet. Tabii. Yani hepimizin ayrıdır şehirlerle, tabii, ilişkisi. Ben İstanbul'u başka seviyorum, sen başka seviyorsun, annem başka seviyor, başka yerlerini seviyoruz, çok başka doğru şeylerini seviyoruz. Onun için burada Berlin'in aslında kendi içinde önemli olan, yani yazar için önemli olan ama bizim için de önemli olmasını istediği şeylerini bize gösteriyor yazar. Yani biraz Berlin'i de sevelim istiyor bence. Evet. Evet. Sevgiyle yani yaklaşıyor. O bana çok yani, iyi geldi. Evet. Değil mi? Sevgiyle yaklaşıyor. Ve evet, aslında evet, bir yanıyla da ben bir Berlinli değilim diye de yaklaşıyor. Yani saygı da duyuyor Berlinlinin hatasına. Anlamaya çalışıyor. Da, evet, evet, suçu da varsa ona da şefkatli bir yaklaşımı var diyebiliriz sanki. Evet, onu ben çok sevdim. Bir de mesela su üzerinden kurmasını, metaforlarını çok seviyorum. Çünkü Berlin su şehri değilmiş gibi bilinir. Yani Berlin dediğinde aklına geliyor? Herkesin aklına Ankara gibi bir yer gelir, evet, Berlin. Halbuki Berlin binlerce gölü olan bir şehir. Berlin zaten suyun üzerine kurulu bir şehir. Swamp burası, bataklık. O bataklığı kurutmak için senelerini harcıyorlar. Ve suyla ilişkisi hiçbir zaman buradaki gibi anlatılmadı. Yani suyun yavaş yavaş, sen onunla eğer ki ilgilenmezsen, sen ona kötü davranırsan şehri çürütebileceği gerçeği de var. Doğru. Daha doğrusu gerçeği de çürütür su. Yani her şey bir anda çökebilir eğer doğru yapmıyorsan bazı şeyleri bu hayatta. O yüzden anlama çabasının şehri sudan başlaması ve aslında tabii yani çöken evlilik ve evet, ne bileyim ben, bunun karşılığında Berlin'de sana o zaman gel ben de sana kendimi açayım demesi ve bütün bu metaforları işte kanallar, sular, şunlar üzerinden kurması bana iyi geldi. Başka bir bakış açısı yaptı Berlin'e. Kesinlikle öyle. Okuru çok içine alan bir yöntem olmuş ama çok da samimi bir anlatım biçimi olmuş. Bir, hı-hı, yandan da bu araştırmalarını da birebir yaşadığımız için, yani işte mesela kendi apartmanında daha önce yaşayan bu Sala ailesinin peşine düşüyor. En son evlat elinden, evet, Melitta kalıyor, o kıza kadar geliyor, kadın ölene kadar o binada yaşamış falan. Bu araştırmayı aktarırken de bir yandan onu da izlemenizi, yani sanki bir polisiye okuyormuş gibi, ha ne olacak bu Melitta nereden çıkacak falan, öyle bir duyguyu yaratmayı da başarıyor değil mi? Evet evet evet, yani zaten en iyi şey o. Yoksa kitabı oturup baştan sona okuyamazdık, bir Berlin, hı-hı, kitabı. Bende var işte şu anda okuduğum bir kitap var. Bir senedir elimde ama zaten öyle okunması gerekmiyor onu. Yani başından sonuna okunması gereken bir Berlin antolojisi. Arada okuyorum, arada merak ettiğim yerlere bakıyorum. Tam ama öyledir kitap, öyle kitaplar aslında. Evet, yani bir fiction ile non-fiction arası. Çünkü netice olarak kendimiz hakkında bir söz alsak bile, hani Arnaud gibi, o sözü biz kendi açımızdan söyleyeceğimiz için bir kurgu yaratıyoruz orada. Ben annem hakkında bir şey yazınca bu benim
annem hakkında yazdığım bir şeydir. Bu benim annem demek değildir. Non-fiction da olsa. Tabii. O yüzden orada bir fiction var zaten. Ve bu kitabı fiction olarak okumamızın aslında sebebi bu başarısı. Hemen akıtıyor ve merak ettiriyor. Yani ne olacak hissi var kitapta. O yüzden de şahsi hikayeyi çok güzel dallandırıyor. Okurunu elinde tutmasının sebeplerinden biri de ben okurken şöyle düşündüm. Şehrin tarihini aktarırken de düz bir çizgi izlemiyor aslında. Geçmişle bugün arasında da gidip geliyor ve ben sevdim bu atlamaları. Çünkü seni böyle diri tutuyor ve çok iyi teyelliyor birbirine hikayeleri. Evet evet, yani bu zaten şehirde çok görebileceğin bir şey. Yani şehri çok iyi algıladığını gösteriyor. Evet. Çünkü sokaktan geçerken bir anda bakıyorsun ki gerçekten karşında aynalı bir gökdelen var. Ama sokağın ismi sana bambaşka bir tarihle ilgilenmeni söylüyor. Hı-hı. Çünkü sen diyor buradasın. Yani bu yeni bir Amazon gökdeleni olabilir ama aslında bu sokak bambaşka bir şey ve bu sokağın da bir hikayesi var diyor. Ve hep öyle, yani eski ve yeni ve şu an ve geçmiş hep her yerde, işte doğu ve batı. O yüzden şehre saygı duyarak ve şehir gibi bir şey yapmış bence. Bir de Berlin'e aslında benzeyen bir tarih anlayışı olarak da, yani tarihe bakış anlayışı olarak da aslında bugün ve geçmişin birbirinden ne kadar kopamayacağını da gösteren bir yaklaşım. Yani bugünü anlamak için geçmişe bakmak ve geçmişi bugün de yaşatmak. Ya da işte şehrin geleceğini nasıl kuracağız? Evet. Gerçekten bugüne ve geçmişe bağlı bu. Tabii. Yoksa birdenbire ben şimdi Konya'yı İstanbul yapayım diye birisi gelse ikna olur muyuz? Konyalılar da ikna olmaz zaten tabii, buna. Tabii. Bambaşka bir şeydir çünkü şehir kültürü. Orada o yok ve onu inşa etmek için yüzlerce, binlerce yıl gerekebilir. Berlin'i geleceğe taşımak içinse o altyapıyı almak, geçmişini almak ve bugününde neler doğru, neler yanlış, onları görmek ve ona göre bir vizyon çizmek gerekiyor büyük olasılıkla. Tarihi politik çatışmalarla örülü bir şehre bir mutfak penceresinden bakıp Landwehr kanalını seyretmek. Suyun yüzeyinden cesetlerin geçtiği sahneleri canlandırmak gözünde. Tarihin en önemli kadın devrimcilerinden, savaş karşıtı, sosyalist ve filozof Rosa Luxemburg'un başından vurulduktan sonra atıldığı sular sözüne ettiğimiz. Kanalın gerisinde bir harabe gibi peronlarından kalkıp yanaşan hayalet trenlerin soykırım yüklü anısını taşıyan Anhalterbahnhof'u seyretmek ve anlamaya çalışmak. Yolda yürürken soykırımı unutturmamaya ant içmiş birer nöbetçi gibi dikilen levhalara takılıp tökezlemek. Tarihin de hep böyle tökezlemelerden oluştuğunu her adımda bir daha bir daha hissetmek. O korkunç savaşın torunlarının yazdıklarını okuyup, şehrin ve ülkenin insanlarına miras kalan acıları, karmaşayı anlamaya çalışmak. Ya bu travma sadece insanların ruhuna değil, her baktığınız manzaraya, şehirdeki her bir binanın tuğlasına, harcına işlediyse diye düşünmek, araştırmak, bakıp geçmemek, duyup dinlemek. Dip akıntıları, her şeyden önce bakmayı bilen gözlere duyduğum saygıyı hatırlattı. Yaşadığı mekana ve insanına duyarlı bir bireyin anlama çabasını hissettirdi. Birbirini anlamaya artık hiç özen göstermeyen insanların ülkesinde yaşadığım için mi, her geçen gün şehrimi, İstanbul'u daha çok kaybettiğimi düşündüğüm için mi bilmiyorum, yüreğime işledi. Biraz önce travmalardan ve sırlardan biraz konuştuk ve aslında ne bileyim çocuğu olmasa bile mesela işte apartmanda en son oturan Melita'nın Salah ailesinin en son üyesinin evlat edinilen kızın travmasını aktaracak bir çocuğu, yakını kalmamış aslına bakarsan. Ama yine de bir şekilde aile dizimine gidiyor mesela apartman dairesi için. Bana bu da çok ilginç geldi. O su sızıntısını ve Melita'yı bulmak için. Rol oynamaları falan. Ben çünkü öyle şeyleri bilmem ve çok da ikna olmam. Ama ilginç bir halde anlatıyor bunları. Yani böyle bir şeyler oluyormuş. Ben onları şey gibi görüyorum her zaman, aile dizimi falan. Tiyatro. Yani hiç benim yapabileceğim bir şey değil ve orada ben ikna da olacağımı düşünmüyorum. Ama kitap ikna ediyor bu konularda dediğin gibi. Bambaşka yollar çiziyor. Bir de zaten yazar bunlarla ilgilenen bir yazar. Evet, belli ki. Evet. Yani onun için tabii ki iyi anlatıyor. Şimdi ben oturup anlatmaya çalışsam anlamadığım bir şeyi büyük olsa abuk subuk anlatırım yani. Feng Shui meselesi de öyle. Belki de Türkiye'deki yansımasından dolayı ben Feng Shui'ye de çok öyle hani inanan, ilgilenen biri değilim, itiraf ediyorum. Ama ben de. Bel anlatırken felsefesini de tabii okuyunca
aa mantıklı ya falan diyorsun. Hani Potsdamer Platz'ın hani işte olamayacağını Feng Shui söylüyor zaten falan diyor böyle. Evet evet evet. Ben de mesela bir de dediğin gibi başka bir yerden bakıyor. Çünkü ben hiç Potsdamer Platz gerçekten olmayan ve çirkin bir yer. Her geçişimde aynı şeyi düşünüyorum. Ama Feng Shui olduğunu düşünmemiştim hiç. Demek böyle de bir bakış açısı mümkünmüş, onu gösteriyor. Ya çok ilginç yani bütün bunları bile yedirerek bizim gibi bu konulara çok yakın olmayan insanları da içine alabildiğine göre kadın çok evet. iyi anlatıcı. İlginç olan da şu aslında bir sanat yazarı yani sanat eleştirmeni bu da herhalde bu tarz ilk kitabı kadının baktığı. Evet evet ilk yani, ve çok da büyük başarı sağlıyor yani. Zannediyorum Dublin Impact'e de daha gösterildi kitap. Evet. Yani bir sürü ödüle aday gösteriliyor. Ya önemli edebiyat ödüllerine aday gösteriliyor. Ve Fitzcarraldo yayınladı zaten. Hani en prestijli evet. yayın evlerinden bir tanesi dünyada. Çünkü biliyorsun Fitzcarraldo'nun listesine girmek demek Nobel almakla eşdeğer yani. Hani her sene neredeyse bütün Nobel yazarlar oradan çıkıyor. Onun için yani birdenbire hayatımıza bir edebi yazar soktu. Biz çünkü art kritik olarak bilmiyorduk Kirsty Bell'i. Tanımıyordum tabii, ben. Tabii tabii. Doğru. Yani yazar olarak tanıdık biz. Bambaşka bir kimlikle tanıdık. Halbuki okuyunca yani elbette ki anlattığı şeyler altı doldurulmuş şeyler. Bunu da anlıyorsun. Yani bütün bunlarla önceden ilgilenmiş zaten. Berlin'e gelip de kocamdan boşandım ve ben Berlin'in tarihini merak edeyim bari diye girmiyor işine. Tabii, zaten büyük tabii. olasılıkla. Kısasında hep sorular olan bir yazar, bir insan diyeyim. Ve iyi bir araştırmacı. Onun için bu soru, evet belli ki yani evet, işte sanat, evet. tarihçisi, şu bu. Bak iyi bir araştırmacı dedin ama şu da önemli. Mesela kitapta da var ya aslında bunun da hissini veriyor. Berlin dedim ya hani birazcık sabredip keşfetmeni bekleyen hı-hı, bir şehir hı-hı. ve biraz ilgilenmeni bekliyor. Mesela arşivler var ve o arşivlerde gerçekten her şeyi bulabiliyorsun. Bütün evet, bilgileri bulabiliyorsun. Evet, evet. Bu şehirde neler olup bittiği 100 sene önce bütün bunlara girip bulabiliyorsun sen kendin. Bu çok önemli bir şey. Şehrin belleğini kaybetmemek. Şehrin belleğini sana istediğinde sunması ama istediğinde bunu yüzüne vurmaması. Yani o apartmanın tarihini sana plaketlerle anlatması pek bir şey ifade etmiyor. Yüzlerce apartmanın önünden geçiyoruz ve plaketlerde oluyor bazısında. Paris'te çok vardır bu. O bir mana ifade etmiyor ama o tarihi eğer sen öğrenmek istiyorsan ve teşneysen birazcık okumaya sana şehir hakkında bütün bilgileri, gündelik bilgiler dahil olmak üzere verebilecek olan kurumlar var. Kütüphaneler, çok arşivler. Çok kıskandırıcı işte. Değil mi bu? Bir çok Türkiye'de yaşayan biri olarak. Cumhuriyet tarihinde olanları bilmiyoruz. Düşün yani. Evet. Gerçekten bilmiyoruz. Belgemiz yok. Belge varsa kapalı. Kapalı değilse yanmış. İşte en son Başbakanlık arşivi yok oldu selin altında. Kesinlikle. Yani böyle bir korkunç ülkedeyiz. Korkunç bir şey bu. Yani, korkunç. Korkunç bir şey. Yani ülkenin zaten belleği yok. Bir de sen belleği ileride olabilecek olan insanlara aslında bu belleği oluşturması için bütün yolları kapıyorsun. Kesinlikle. Kendi evet. başımızda konuşarak yani söylencelerle oluşturmaya çalışıyoruz belleğimizi. O zaman da tabii ki hiçbir şekilde sağlıklı bir aktarım olamıyor. Yani herkes olmuyor. Kafasına göre bir fikir iddia ediyor ve orta tabii. yolda buluşmak da mümkün değil. Çünkü gerçekler yok ki ortada. Yok işte diyorum hep söylenciler yolu da o öyle demişti. Ben de böyle yapmıştım ve o zaman içerisinde değişiyor tabii. Aktarılı aktarılı kulaktan kulağa bilgiler gibi ve ulaşabileceğimiz sağlıklı veriler yok ya da yok ediliyor ya da dediğim gibi açılmıyor. Bir takım insanların özel hizmetinde sadece falan gibi şeyler var. Halbuki şehrin ilgilenen yani yazar, sanatçı, sanat tarihçisi, tarihçi bir şehri ileriye taşıyacak olan bu insanlardır. Yani geçmişiyle bağlantı kuracak olan bütün bunlara sen bütün bilgiyi, verileri aktarabilmelisin diye düşünüyorum. O zaman ancak zaten biz yeni İstanbul nasıl olmalıya böyle karar verebiliriz. Yoksa işte kendi başımıza bir şeyler yapıyoruz gibi derme çatma. Gerçekten ben bu kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendim ki Başar'a dedim ki ya İstanbul'la ilgili böyle bir kitap yazmaya kalksan çok isterim böyle bir şeyi yazabilmeyi. Ama elin kolun o kadar bağlı ki o kadar yok ki. Yani arşive gittiği bölümde bitiyor senin kitabın. Yok O zaman da ne yapacaksın? Duygularla işte belki not defteri oluyor ya da işte böyle 50 sayfalık bir not defteri. Anı kitaplarına falan başvuruyorsun evet. ama belge yok. Belge yok.
Hiç yok, hiç yok. Yani anı kitapları da dediğim gibi fiction'dır. Tabii. Sadece anıya dayalı tabii. Şeyler. Bakış yani, açısı var ben orada böyle yani. Hatırlıyorum. O demek o. Yani ben böyle hatırlıyorum. Öbürü de öbür türlü hatırlıyor ama senin anlattığın anı. Yani bu bir şey demek değildir. Onlar tamamen fiction'dır bana göre. Evet. Dediğim gibi ben de mesela bitirdiğimdeki hissim oydu. İstanbul üzerine böyle bir bu derinlikte ve şehrin bütün geçmişiyle ve geleceği ve bugünüyle hemhal olmuş bir kitap özlemi. Bir de İstanbul böyle şeyleri çok hak etmiyor mu yani? Hem de nasıl hani, hak ediyor? Hem de binlerce nasıl? Yıllık bir şehir. Berlin ona göre çok yeni bir şehir. Ve hani burada üstelik de savaşlar, bombalamalar, neler neler geçirmiş bir şehir. Buna rağmen bu bilgilere ulaşabiliyor yani isteyen bir insan. İstanbul'da hani bombalanmadı da şehir. Biz bu hale getirdik şehri. Ama yani, biz başlı başına birer bombayız zaten. Bence de bir afet. Taşınmamızdan 3 yıl sonra sonbaharda bir akşamüstü polis arabaları Tempelhof'a Ufa üzerinde bir aşağı bir yukarı gezerek megafonla herkesin bölgeyi boşaltması gerektiğini duyuruyor. Benzin istasyonunun arkasında yeni bir otelin temellerinin atıldığı inşaat alanında 250 kilo ağırlığında patlamamış bir bomba bulunmuş. 400 kişi evlerini, ofislerini ya da otel odalarını terk etmek zorunda. U-Bahn seferleri iptal, köprüler kapatılmış. Caddeye de araç alınmıyor. Ne zaman zemin kazılsa ve yeni bir bina için temel çukuru açılsa dışarıya bir enerji çıkıyor. Geçmişin bakiyesi görünürlük kazanıyor. Bu bomba atıldığı 1940'lı yıllarda patlamış olsaydı buralar şimdi nasıl görünecekti? Sağlalar hayatta kalabilecekler miydi? Ben kendimi Ufer'de bulur muydum o zaman? Burada oturup bu kitabı yazar mıydım? Bu şehirde savaştan kaçış yok. Kalıntılar süpürülüp gitmiş olabilir. Yeni eski saraylar inşa edilebilir. Kraterlerin içi alelade yeni binalarla doldurulabilir. Fakat savaşların izleri silinmiyor. Geçmiş her yanımızdaydı. Ancak yine de son derece gizlilik taşıyan bir tabuydu diye yazıyor. 2000'lerin başından bu yana Kriegskinder'le Kriegsenkel yani savaşın çocukları ve torunları üzerine yaptığı çığır açıcı araştırmalarla ünlenen gazeteci Sabine Bode. Yaptığı araştırmaya göre savaşta hayatta kalan bütün Almanlar arasında en ciddi travmayı yaşamış fakat deneyimleriyle başa çıkma konusunda en hazırlıksız olanlar 1939 ile 1945 arasında doğup bombardımanlar, yangınlar, tahliyeler ve ölümler esnasında bebek ya da küçük birer çocuk olan kesim. O kuşaktakilerin bütün mekanizmaları hayatta kalmaya ayarlanmıştı. Bode de bir savaş çocuğuydu. Yıkıntı halindeki Köln şehrinde büyümüştü. Bir hava saldırısı sırasında yatak odasında karşıdaki evlerin pencerelerinden çıkan alevler karşısında dehşete kapılmış bir halde duran Gudrun Bauman'ın hikayesini anlatıyor. Küçük kız annesini çağırıyor ağlayarak. Annesi gelip ona yüzünü duvara dönmesini ve gözlerini sımsıkı kapatmasını söylüyor. Kızını tek başına bırakmadan önce "Hiçbir şey görmedin," diyor annesi. Şimdi ihtiyarlamış olan bu çocuklar tanıklık ettikleri anların hatırasını tıpkı şehrin zemininin altında dokunulmamış bekleyen bombalar gibi derinlere gömmüşlerdi. Biraz önce söyledik ya anı da göreceli elbette ama fiction'a da yani kurgulara da anılara da kitaplara da başvurup onları da çok okumuş Christibel. Walter Benjamin var tabii. Biraz önce sen de söz ettin. Christopher Isherwood var. Ama mesela onun da yeni... Christa Wolf var. Ama onun da yeni tanıdığı mesela Gabriele Tergit diye bir kadın var. Ben hiç duymamıştım. Aha. Ya da Clara... Evet, ben de bu kitapta duydum. Evet, Clara Zetkin var. O önemli bir feminist. Ama evet. Yani böyle kadın yazarlar, özellikle kadın yazarların eserlerine bakmasını, bu anlayışını nasıl buldun? Çok doğru buldum. Çünkü ne olursa olsun Berlin'de olsa söz konusu olan genel hayatta kültür sanat dahil olmak üzere ve politikada kadınlar ve eşcinseller her zaman için ezilebilecek azınlıklar olarak tabii. Görülüyor. Ve bu Berlin'de de aynı şekilde yüzlerce yıl bir sürü konuda savaşmak zorunda kalıyorlar. Entelektüel de olsa aileleriyle bile savaşmak zorunda kalıyorlar. Onun için onların öne çıkarılması artık hakları ve bir kadın yazarın bence vazifesidir de. Ben de
bütün yazdığım kitaplarda hep eşcinsel karakterler ve eşcinsel yazarlara yer vermek istiyorum. Hı hı. Hep onları koymaya çalışıyorum. Çünkü bizim aslında yakındığımız ve şahsi olarak değişmesini istediğimiz şeyler için elimizde bir araçtır yazdığımız kitaplar. Ben bundan yakınarak büyüdüm. Yani ben James Baldwin'i bile kazara keşfetmiş bir insanım. Çünkü olmaz yani, ailen sana salık vermezdi o zaman. Ya da bir okul kitabında görmezdin James Baldwin'i. Ama bunların kazara keşfedilmemesi lazım. Bize önerilen bu heteroseksüel erkek saltanatının bitirilebilmesi için de bunları öne çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. Çünkü zaten hayatları pahasına çalışmışlar zamanında bu alanda var olabilmek için. Ve tekrar unutturulmamaları yazanların elinde ve şahane bir iş yapmış. Christabel de söz ediyor. Yeni sokaklara kadın isimleri veriliyormuş galiba, değil mi? Öyle bir... Evet, çünkü eskiden dediğim gibi sana o kadar erkek egemen kültür var ki yok yani. Bir takım adını bile artık çok da sokak var. Çünkü Berlin aslında büyük inşa edilmiş bir şehir. Çünkü hani geniş. İmparatorun Paris'le tabii. Şey yapsın diye böyle büyüttüğü zaman içerisinde... Aşık atsın diye. Bayağı. 6 milyon insan yaşasın diye aslında kurgulanmış bir şehir. Ama Berlin'de 3-3,5 milyon arası insan yaşıyor. Onun için her tarafında bir takım sokaklar var, bir takım geçitler var, bir takım köprüler var ve hepsinin adını erkek koymuşlar ve hakikaten artık bazı insanları hatırlamıyor bile insanlar. Tabii yani, bunun, yani generali kim hatırlayacak diye. Mesela? Evet. Yani ama sırf erkek olsun diye böyle tozlu arşivlerden sayfalar çekilmiş ve oralara erkek adları verilmiş. Şimdi onlar değiştirilmeye çalışılıyor. Bir de şu da yapılıyor işte. Bazı artık değişen kültür sayesinde cancel edilen anlayışlar var. Bu anlayışların hakim olduğu zamanlara ait erkek isimleri var sokaklarda. Bunların da kolonyalistlerden başlayarak bunların da değiştirilip yerine bu işle mücadele eden kadınların, özgürlük savaşçılarının verilmesi gibi. Bu gerçekten Berlin'e ait bir şey. Evet. Bu evet. Pek çok başka şehirde olmuyor Almanya'da. Olduğu gibi devam ettirmek istiyorlar düzenlerini, değişmesin istiyorlar. Benim bütün bu kitapta ilgimi çeken şeylerden biri de işte bu apartmanın inşa edildiği, o Alman İmparatorluğu'nun yükseldiği dönemde apartmanların dışa bakan cephelerinde, yani daha iyi ışık alan, daha güzel olan taraflarda zenginlerin oturması, avluya bakan daha karanlık olan taraflarda da daha yoksul işçi kesiminin oturması, aynı apartmanın altında, aynı apartmanda oturmaları. Ama böyle bir ayrım olması, bu benim çok ilgimi çekti. Yani ve bunu özellikle yaptıklarını iddia ediyorlar o zaman. Yani bir çeşit sosyal düzen açısından olumlu bir yaklaşım olduğunu söylüyorlar. Bir yandan da belki olumludur, bilemiyorum. Ama bir yandan da bu aşağıdakiler yukarıdakiler hissiyatını doğuruyor. Bu bilgi beni nedense çok ilgilendirdi. Yani koskoca bir apartmanda iki ayrı kesim aynı anda yaşıyor. Söz konusu olan apartmansa Christabel'in oturduğu apartmanda, bir de matbaa var. Evet. Çok ilginç değil mi? Yani bu zihniyet de, bu şehircilik anlayışı da çok ilginç geldi bana. Evet, birazcık o var. Bir de işin ilginçini söyleyeyim. Hala bence o ayrım var. Çünkü mesela dışarıya bakan pencereler ve evler hakikaten çok güzel. İşte ben dev bir ıhlamur ağacına bakıyorum. Karşımda bir park var falan dışarıya baktığı güzel. İçin. Ama içeriye bakan bir dairede oturmuş olsaydım Berlin'in avluları bir nevi endüstriyel tasarlanmış yerler. Yani evet. Çöplerin atıldığı, bisikletlerin park edildiği, işte ne bileyim ben, anladın mı? Ve asansörün olduğu, hem daha gürültülü hem daha pis ve bakmaktan hoşlanmayacağı şeyler. Karanlıkta tabii. Bir de yani niye bakasın orada? Yani evet. Çöplere mi bakacaksın avluda? Hala bu sistem sürüyor biraz. Mesela oralar birazcık daha ucuza kiraya veriliyor ve oralarda hani öğrenciler ya da küçük memurlar ve benzeri gibi insanlar yaşıyorlar. Çünkü haklı olarak insanlar mesela oradan bakınca dev bir ağaç görmek istiyorlar. Onun için bir para ödemen gerekiyor. Hala bu sistem adı konmamış bir şekilde sürdürülüyor. Yani ben o avlu zihniyetini zaten benim ilk kitapta da vardı. Sarı bir avluya bakar. Ve o bana çok klostrofobi ve korkunç geliyor Berlin'de. Yani hakikaten başka gördükleri hiçbir şey yok. Ama öğrenciysen ya da işte ne bileyim ben şehre yeni gelmişsen falan çok fazla seçeneğin de yok istediğin gibi evler konusunda. İnşaatı bu evlerin böyle olmuş ama. Dediğin evet gibi bu böyle özellikle şey, böyle yapılmış yani. Şehirlik anlayışı evet. Çünkü yani sanayileşme meselesi. Bir de hayır ama mesela Paris'te de avlular var biliyorsun.
Hep şahanedir. Evet. Ya da yani Milano'ya gidersin, avlular bir bahçedir hepsi. Burada yok öyle bir gelenek. O avlular bir ceza gibi neredeyse. Hani sen madem ki daha az para veriyorsun, buraya bakacaksın. Burası da güzelleşmeyecek şeklinde. Halbuki güzelleştirmek mümkün. Çünkü tepeleri açık hep onların. Evet, yani tabii. Oradan sen ağaçlar dikebilirsin. Hiçbirinde yok. Böyle çok zavallı duran, görkemli bir apartmana giriyorsun. Avlusunu geçerken böyle ürkebilirsin yani bir anda. Çok bu da acayip. Çok Berlin bir anlayış. Çok yani benden, evet. Beni çok düşündürdü bu. Özellikle böyle inşa edilmiş olması. Burada tabii kendilerince o iki sosyal sınıfı birleştiriyor hissiyatını da doğurmaya çalışmışlar ama bence ayrımı ve o farklılıkların da çok altını çizmiş oluyorlar bir yandan da. Elbette. Yani düşün, ön tarafa bakan adam da bisikletini senin pencerenin önüne bırakıyor, çöpünü de oraya koyuyor. Niye herkesin ayrı değil bunlar? Yani sen de kendi çöpünü koyacağın bir yer inşa et mesela şehircilik olarak. Doğru, ya da doğru. O avluyu çok güzelleştir. Bu insanlar da avluya bakarlar ama hani dışarıya, bahçeye bakmazlar ama ya da parka. Avluya bakarken bile mutsuz olmazlar. Benim bir arkadaşım o kadar mutsuzdu ki bir sene sonra ev değiştirdi. Yani çünkü avlu deyince öyle zannetmiş o da. Bizde bile bir avlu deyince hoştur. Yani tabii işte, avlu fikri bizde güzeldir. Ya bilmiyorum, ben avlulu yer severim. Da yani Doğan Apartmanı'nın avlusuna falan baksana, şahane bir avludur o. Yani avlu bizdeki fikri o. Bütün dünyada öyledir. Berlin'de avlu cezaevi avlusu gibi. Bolda atılan ve çirkin bir betona bakan bir yer. Ve hala sürdürülüyor olması dediğin gibi biraz tuhaf. Tuhaf gerçekten. Şeyi de merak ediyorum, bu travma sır falan diye konuştuk ya. Şimdi şehirde çok da yabancı yaşıyor. Yani dünyanın çeşitli, evet, yerlerinden gelmiş insanlar yaşıyor. Şehir travmalarını ortaya sermeye, yavaş yavaş işte göstermeye ve içinde eğer araştırırsan bulduğunda ve konuşulmaya başlasa bile o dünyanın dört bir köşesinden gelen insanlar da şehre bambaşka travmalar yüklemiyorlar mı? Elbette ki yüklüyorlar. Sadece travma yüklemiyorlar. Tabii kendi çelişkilerini, kendi anlaşmazlıklarını da taşıyorlar. Ve Berlin bunları çok kolay bir şekilde halleden bir şehir değil. Yani neticede burası bir masal dünyası gibi değil. Berlin aksine sert bir şehir ve bu sertliği yeni gelen insana da dikte eden bir şehir. Hmm. Yani bir Arap geldiğinde, bir Suriyeli ya da Türk geldiğinde sana bu şehrin hayatı ve kuralları budur. Ve sen böyle yaşayacaksını dikte eden bir şehir bir nevi. Yani ya hakikaten onların Berlin hayaliyle yoğrulup bu şehirde var olacaksın ya da başka şehirlere ya da gettolara gideceksin. Hı hı. Bunu sana dikte ettiriyor, yani getiriyor elbette ki. Yani bu hala mesela semtler arasında bile var olan bir çatışma, biliyor musun? Mesela bazı semtlere gittiğinde bazı azınlığın semtleri onlar. Mesela Neukölln'e gittiğinde orası bir azınlık semti ve orada Araplar yaşar ve bir kısmında Türkler yaşar. Bunu biliyorlar ve Berlinlilerin yerleşmek istemediği bir yer mesela. Ama Berlin aslında bu çok kültürlülük ve çok farklı ülkelerden insanla var olma hissini çok uzun zamandır yaşayan bir şehir. Ve hala bunu halletmemiş bir şey. Çok acayip. İnsan doğası çok acayip. Yani evet, daha doğrusu insan doğası birileriyle bir araya geldiğinde de daha da acayip. Yani o bir güruh olma hissinden bir türlü kurtulamıyor insan. Şöyle bir şey bence, yani insan bir birey olma çabasında değilse bir gruba ait olmak istiyor. Tabii hep. Kolay bir şey. Ve çok kolay bir şey. Bir de belli dönemlerde özellikle Almanya'ya gelenler, göç edenler o gruba ait olma hissini daha fazla taşımışlar. Çünkü diğer gruplara ait olmak ya da birey olarak var olmak için bir entelektüel demeyeyim hadi ama en azından bir şahsi iç birikimi, eğitim ve benzeri gibi bir sürü şey gerekiyor. Maddi olarak, yani elinde bunların olması lazım ki sen kendini birey olarak var olma yolunda bir sürü şeyin sıkıntısını çekmemen lazım. Yani buna parasal sıkıntı bile dahildir. Yani parasal sıkıntı çekiyorsan, sana yardım ediyorsa senin grubun, onlara angaje oluyorsun. Ve öyle şeyler yaşanmış Berlin'de çok uzun seneler. Ve bu bir şekilde hala tam olarak açılmış değil. Yani işte görüyorsundur orada mesela AF'de geri gönderme planı. Bulamadım tam adını. Yani geri gönderme planı şu ama. Eski kuşak göçmenler Alman artık. Hani çocukları falan, onları da geri göndermek istiyor. Evet, evet. Şimdi
böyle bakamazsın artık bir onlar ülkede. Alman yani, olmuş artık, yani senin toplumunun bir parçası. Onlar Alman zaten. Tabii. Evet, Alman olmuş, çocukları Almanya'da doğmuş, torunları evet. Almanya'da doğmuş. Ve sen bunu bu kadar rahatlıkla dillendirememen lazım diye düşünüyorum. Çünkü doğru. Bu insanlar da işte 1950'lerden beri buraya gelmişler. Az bu zamanda 70 İyi. Sene olmuş. Yani 70 yüz yıl neredeyse. Evet, yani 70 senede sen bunu halledemedin mi kendi içinde? İstemiyor olabilirsin. Ama senin bunu dillendirmemen gerekir. Toplumun bu konuda konsensüs sağlaması gerekir. Yani sen bunu konuşamazsın bu rahatlıkla demesi lazım. Hayır, bu bir plan, seçim planı olarak hala söylenebilen bir şey. Yani bu da rahatsız edici bir şey. Doğru. Bütün Almanya'nın aslında geçmişle hesaplaşmasının ham da bitmediğini de gösteren bir şey. Çünkü evet. Almanya yani evet. Aynı eğilimi bir şekilde biliyoruz. Sürdürdüğünü evet. Gösteren bir şey aslında. Tabii yani evet. Dünya kağıt üstünde bu kadar hesaplaşmaya rağmen. Yani ona rağmen demek ki senin dediğin gibi biraz önce birazcık şahsi dönüşümle alakalı bu bence. Yani herkesin istemesi lazım dedin. Yani toplumun istemesi lazım o plaketin dikilmesi için. Evet yani burada toplumsal konsensus da çok önemli. Demek ki toplum da o kadar konsensüse gelmemiş bu konularda. Çünkü bunu dinliyorlar. İşte AfD ikinci ya da üçüncü parti olabiliyor. Bazı yerlerde birinci parti Doğu eyaletlerinde. Demek ki hala buna ikna oluyor toplum. Yoksa toplumun hayır demesi lazımdı ve evet. AfD işte evet. Marjinal bir parti olarak kalırdı. Kalması hayır gerekirdi. Büyüyen sistem partisi haline getiriyor toplum bunu. Yani konsensus çok önemli ve bu tabii ki aynı şeye dönüyoruz. Bu birazcık üzücü. Bence benim için de üzücü ve bir sürü arkadaşım için de üzücü. Çünkü o zaman bir ülke kaybedildiğinde bir şehir de kaybedilme yoluna girer. Yani koruyamazsın Berlin'i. Bu da ülkeye işte kaybedilen... bir su sızıntısı evet. Aslında. Tamam işte başladı o su sızıntısı. Tekrar kitaba dönüyoruz. Evet yani oradaki küfü biz gördük. Yani evet. Doğu eyaleti dediğin şey Brandenburg ya da diğer Doğu eyaletleri Berlin'in dibinde. Buraları Berlin'e gelmeyecek bu sel diye dışlayamayız. Geliyor ve bu seli engellemek için çok önemli şeyler yapılmazsa maalesef hepimizin artık belki de başka bir şehir araması lazım. Yani neyse buralara girersek biz diye başlarsam yandık. Bayağı güzel konuştuk hem kitabımızı hem Berlin'i. Artık Berlin'e geleceğim. Beni gezdirirsin. Lütfen. Lütfen. Çok istiyorum gerçekten. Hatta bak burası da geçiyor kitapta falan diye göstermek istiyorum. Evet tam bu sana. kitabın bir rutunu yapmamız ve dolaşmamız lazım Berlin sokaklarında. Evet o kanalın sanırım. Kenarında oturacağız ve çok güzel croissant yiyeceğiz. Yaşasın tamam inşallah en kısa zamanda. Evet, benim Berlin'e bir kez daha gitmem şart oldu. Bu yıl çok beğenerek okuduğum 3 kitapta da Berlin'den izler vardı. Dip Akıntıları ve pek sevgili yazarım Jenny Erpenbeck'in 2024 Uluslararası Booker ödülünü kazanan romanı Kairos'un şehri bir kez daha, bu kez kitapların izinde gezmem gerektiğine dair yarattığı arzu, Winfried Georg Sebald'ın tıpkı bölümün esas kızı gibi kurguyla kurgu dışının sınırlarını ihlal eden eseri Austerlitz'le iyice pekişti. Hoş sözüne ettiğim bu son kitap sadece Berlin'i almıyor odağını. Neyse, başka kitapların rol çalmasına izin vermeyelim. Dip Akıntıları'nı okuyunca, Barbaros'la da konuştuğumuz gibi başka birçok yazara çıkacak zaten yolunuz. Tabii henüz okumadıysanız. Listeyi iyice uzatmayalım şimdi. Hoş, uzasın varsın değil mi? Biz ben okurumcuların en sevdiği şey okunacak kitaplar listesidir zaten. Aranızda ben sadece kurgu dışı okuyorum diyenler var biliyorum. Onlar kendilerini bilir. Buyurun size kurgu dışı bir kitap. Hem de çok iyi bir araştırmanın ürünü. Okuduğunuzda tarihle, tarihe damgasını vurmuş ve vurmakta olan bir kentle ilgili birçok bilgiye sahip olacaksınız. Ortamlarda satılacak yüzlerce bilgi. Pek doyurucu, pek kullanışlı, pek yararlı. Ama Kirsti Bell size bir sürpriz hazırlamış. Edebiyatı da işin içine katmış. Hem yazım tarzıyla hem de referanslarıyla. Belki de Dip Akıntıları sayesinde edebiyatla yeniden yakınlaşırsınız, belli mi olur? Ya da yeni bir başlangıç olacaktır sizin için, bilemem. Biz edebiyat severlere gelince bizim için müthiş bir keşif Kirsti Bell. Hatta bir ilham perisi. Bölümümüzün esas kızı Dip Akıntıları, Siren Yayınları tarafından ulaştırıldı okurlara. Kirsti Bell'i dilimize çeviren de Yasemin Çongar oldu. Eminim bu özenli çevirinin de bizim Bell'i bir edebiyatçı olarak sevmemizde katkısı büyük. Bölüm konuğumsa,
Ich bin ein Berliner diyebilecek kadar Berlinliydi. Ben Barbaros Altuğ'u yayıncılık yaptığım yıllarda bir edebiyat ajanı olarak tanıdım. Ama Barbaros artık aynı zamanda yazıyordu. Biz Burada İyiyiz, Yabancı ve Ruhumdaki Yaralar isimli 3 romanı var. Romanlarını henüz okumadıysanız, yazdıklarında onun Berlin'inin izini sürmek istersiniz belki diye hatırlatayım dedim. Dinlemek isterseniz de Biz Burada İyiyiz ile Yabancı'yı Storytel'de sesli kitap olarak bulabilirsiniz. Barbaros'a ben okuruma katıldığı, Berlin'i büyük bir coşkuyla anlattığı, dip akıntıları sevgimi paylaştığı, bana rehberlik ve kruvasan sözü verdiği için teşekkürlerimi sunarım. Sözünü tutmazsa size de haber veririm. Dip akıntılarını okuyun çünkü bir şehrin tarihinin aslında kişisel tarihimizle ne kadar iç içe geçebileceğini ve bir şehirde var olmanın aslında o şehri tanımak, bilmek, o şehirle beraber olabilmekten geçtiğini anlatıyor bize. Ve çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bir şehri sevmek çok önemli çünkü. Yaşadığın şehre ait hissetmek çok önemli. Bu Berlin'e gelmeyi arzulattıran bir kitap. Berlin'i keşfetmeyi arzulattıran bir kitap. Ne olursa olsun umut veren bir kitap bir de. Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com. Benim de size bir önerim var bu arada. Dip akıntılarından farklı bir tarzda da olsa, türleri birbiriyle kaynaştıran başka bir kitaba dönelim isterim birlikte. Harika Bir Yemek ve Anı kitabına. Takuhi Tomasya'nın kaleminden çıkan Sofranız Şen Olsun'u sevgili yazar arkadaşım Jacqueline Çelik'le konuştuğumuz bölümü anımsayalım. Sonra da son sözü dip akıntılarına bırakalım. Mayıs ayında bir pazar günü öğleden sonra Berlin'in dört bir yanındaki binlerce ağacın dallarında boğumlarından başını henüz çıkarmış taze yeşil yapraklar var. Ben hala şehrin bölünmemiş hale gelişini kavramaya, bunu somut bir şekilde anlamaya çalışıyorum. En iyi yöntemin duvarın güzergahı boyunca yürümek olacağına karar veriyorum. Büyük oğlum bana katılmayı kabul ediyor. Artık 17 yaşında ve ergenlik çağını annesiyle yeniden insan içine çıkabilecek kadar geride bıraktı. Kreuzberg'de Spree Nehri'nin üzerinden geçen Oberbaumbrücke'den yola çıkıyor ve Doğu Yakası Galerisi'ne, yani Berlin Duvarı'nın canlı renklerle yapılmış duvar resimleriyle ünlü ve etrafı turist kaynayan 1 kilometrelik kalıntısına doğru gidiyoruz. Duvar eskiden burada nehrin kuzey kıyısı boyunca yükseliyormuş. Fakat Spree'nin kendisi Doğu Berlin'e aitmiş. Nehrin aidiyeti ancak Reichstag ve Tiergarten'a ulaştığı noktada değişiyor, oradan itibaren batının parçası oluyormuş. Sonradan öğreniyorum ki şehrin hala bölünmüş olduğu dönemde 1966 ile 1975 arasında Oberbaumbrücke yakınında yaşanan farklı olaylarda toplam 5 çocuk boğulmuş. Devriye halindeki Demokratik Alman Cumhuriyeti sınır muhafızları suya düşen Batı Berlinli çocukların yardımına gitmemiş. Kreuzberg kıyısındaki yetişkinler de vurulmaktan korktukları için suya atlayıp çocuklara yardım etmekten çekinmişler. 1975'te 5 yaşındaki Çetin Mert'in ölümünün ardından çoğu Türk, binden fazla insan Spree'nin kıyısında toplanarak olanlara göz yuman cani polisleri protesto etmişler. Ancak bu olaydan sonradır ki Doğu ile Batı arasında bir acil durum protokolü üzerinde anlaşma sağlanmış. Oğlumla Doğu Yakası Galerisi'ni geçtiğimizde turistler gözden kayboluyor ve duvarın güzergahını tespit etmek zorlaşıyor. Keşif gezimizin asıl amacıyla üzerinde yürüdüğümüz sokakların hiçbir alakası yokmuş gibi bir his doğuyor içimde. Sanki bu görünmez duvar, bu tarih ve onun bütün trajik sonuçları sadece hayalimde uydurduğum şeylermiş gibi. Duvarın güzergahını belirlemenin tek yolu, parmağımı yanımda getirdiğim haritadaki kırmızı çizginin üzerinde gezdirmek bazen. Arada bir, asfaltın ortasında iki sıra halinde dizilmiş kaldırım taşları görüyoruz. Bir zamanlar duvarın buradan geçtiğinin kanıtı onlar. Sokağın işlevsel mimarisinin ortasında bir yara gibi duruyorlar. Bazen de yerdeki bronz bir levha, Berliner Mauer, 1961-1989 kelimeleriyle duyuruyor duvarın yokluğunu. Fakat bu işaretlemeler bir düzene sahip değil. Vaktiyle tarihi nitelikteki bu sınır, şimdi adeta görünmekten utanıyormuşçasına işaretleri de yok olup gidiyor. Kreuzberg'den güneybatı yönüne geçerek Moritzplatz'a doğru yolumuza devam ederken, kendimizi içinde bulduğumuz bölge,
gitgide artan bir müphemlik ve geçicilik hissi veriyor insana. Sanki sokağın satında ve binalarda olup biten faaliyet mekana nüfuz etmiyormuş, aralarında hiçbir ilinti yokmuş ve bir yere eklemlenemiyorlarmış gibi. Bir şehirde eklemlenmesi gereken nedir? Hayatlar sokaklara mı eklemlenir? İnsanlar binalara mı? Bir insan diğerine mi?